Uzun zaman olmuştu Pamukkale'ye gelmeli. Hüseyin abi sağ olsun yine böyle tam güneşin karşısına beni getirdi. Her yerde bembeyaz olunca ister istemez yansımayla gözlerim böyle kamışı. Kamışı dayı. Efendim, dünya şaheseri. Dünyanın en özel yerlerinden birindeyiz. Pamukkale'deyiz. Az önce aşağıda açılış anonsumuzu yaptık. Arabayla yukarı çıktık. Sağ olsunlar Nail Bey, Denizli Müze Müdürü bizimle ilgilendi. Kapıya gerekli talimatları verdi ve biz de rahatlıkla çekimimize başladık. Ali abi benim Türkiye'de birçok yerde karşılaştığım, sohbet ettiğim bir abim. Pamukkale'de de 20 yıl görev aldı. Turizm Derneği Başkanlığı yaptı. Halen de ülkemizde turizmin olduğu her yerde görev yapmaya devam ediyor. Bulabileceğim en iyi rehberi yine Pamukkale'de buldum. Efendim, Hüseyin abi senden rica ediyorum. Sosyal medyada bana yazarlarsa sorumlusu sensin. Bol bol insert görüntü. Drone, sen de o iş, tamam mı? Ali abi tekrar merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Çeşme'den sonra Pamukkale'deyiz. Ne kadar şanslısın. Kemer var. Doğru değil söylüyorsun. Mi? Aynen, kemerde de karşılaşıyoruz. Abi burası çok güzel. Olağanüstü. Ve her sene bir konuşulur burası. İşte siyahlıyor, işte kayboluyor. Ama ben ne zaman gelsem bembeyaz görüyorum. Dünyanın en güzel sahnesindeyiz şu an. Bembeyaz Pamukkale travertenleri. Ne zaman karardı, yok şöyle oldu dedi. Yanlış. Neden yanlış? Hava durumuna göre, güneşe göre değişiyor. Buradaki Allah vergisi su olduğu sürece sıcakken ana rahminde çıkan bu su antik havuzumuzda iyi bir doktor. Karbondioksit bir molekül uçtuğunda kalsiyum hidroksidi bırakır, kuruduğunda beyazlar. Hiçbir zaman siyahlığını ben görmedim. Ancak burada bazı çalışmalar, ufak tefek hatalar olmuş olabilir ama Pamukkale her zaman beyaz bizim için. Hakikaten de öyle. Sadece bakış açısı önemli. Şimdi ben buraya gelen misafirleri gördüm gişede. 600 lira, 700 lira giriş ücreti var. Ne olur buralara geliyorsanız bir müze kart alın. 60 liraya bir yıl boyunca öğren yerlerinin hepsinden, yani inanın 60 lira bedava. Yani ya evet. 700 lira vereceksiniz ya 60 lira verip Türkiye'deki bütün öğren yerlerine gireceksiniz. Evet. 2008 yılında Kültür Turizm Bakanlığımızın başlattığı müze kart uygulaması 60 lira. 320 öğren yeri ve müzeyi gezebiliyorsun. İstediğin kadar. Ne kadar güzel bu uygulama. Şu an tanıtımı da vatandaşlarımız eskiye göre daha çok rağbet ediyor. İnşallah daha güzel olacak. Alıştılar da artık. Vallahi ben şöyle efendim sudan bahsetmek istiyorum. Aşağıda ışık ters ama görüntüleri bir şekilde alacağız. Yani dünya harikası bir yer. Az önce ben çok anlamam kimyasal çözümlemelerden ama Ali abi gayet güzel anlattı. Şu beyazlık. Kalsiyum karbonatlı çıkar suyumuz. Bir molekül uçtuğunda, bir karbondioksit uçtuğunda kalsiyum hidroksit çamuru kuruduğunda bu oluşur. Bu oluşur. İstediğimiz yeri beyazlatabiliriz. Buradaki görevliler, elemanlarımız da zaten haliyle görevini yapıyor, yılların tecrübesi. Dünyanın her yerinden gelen misafirler var. Ve şu manzara efendim gerçekten dünya gözüyle görüldükten sonra çok hoş bir anı olarak kalacak. Bu arada bazı yerlerde, bazı havuzlarda su derinleştiği için gelen misafirler hazırlıklı geldiyse suya da giriyorlar. Bu suyun insan vücuduna herhangi bir zararı yok herhalde. Yok. Aslında cilt için çok güzel. İçmekle faydalı. Şeker hastalığının da düzenleyici etkisi var. Kleopatra havuzu dediğimiz antik havuzun başında da o zaman 2008-2013 yılında yaptığımız analiz duruyor hala. Oraya da güzel bir zaten. Su, muhteşem bir su. Yani, İşi abi, benzeri yok. Bir de saat olarak tabii biz de zamanla yarışıyoruz. Şu güzelliği belki de güneşli havada en güzel anlatacağımız saatler gün batımı saatlerinde. Evet. Pamukkale ayrı da bir güzelliğe bürünüyor. Bir de birkaç yıldır Pamukkale'de şöyle bir güzellik var efendim. Biz sabah gelirken gördük. Balon turizmi de burada yeni yeni hareketlenmeye başladı. Tabii fiyatlarını öğrenmedim ama yine TL'ye vurduğum zaman 5-6 bin liradan aşağı değildir bir kişi. Çünkü euro üzerinden hizmet veriyor. Günün belli saatlerinde de rüzgara göre balon turlarıyla da, ki o görüntüleri de kullanacağız. Bu muhteşem Pamukkale'yi balondan kuş bakışı izlemekte ayrı bir keyif. Aşağıya doğru şöyle baktığım zaman bir 8-10 tane havuz görüyorum. Burası en keyifli yer. Zaten diğer alanlara, şu anda ekranlara gelen yerler ziyaretçiye açık yerler ama benim sağımda bulunan ve yüksekte kaldığımız için, alçakta kaldığım için gösteremediğimiz diğer taraflar
sadece seyir amaçlı, yani oralara girmek gibi bir durum söz konusu değil. Doğru da bir karar. Bununla beraber dikkatinizi çekmiştir. Herkes çıplak ayak. Biz de ayakkabılarımızı çıkarttık. Ayakkabıyla ya da terlikle buraya girilmiyor. Zarar verir mi Ali abi? Şu an bu uygulama sonuç verdi. Düzgün bir şekilde sadece bu alan açık insanlarımıza. Diğer bölümler ya sadece teras. Tabii 1997'ye kadar açıktı. Herkes burada, hani bizim burası sahilimizdi. Deniz olmasa da travertenlerde herkes güneşleniyordu. Eski fotoğraflarda da var ama bu alan yürüme yolları açık. Birkaç, dört ayrı noktada her gün su var. Eski programa göre devam ediyor. Bu ana eski yolda devamlı su var. Çünkü buraya daha rağbet daha çok. Kleopatra havuzuna doğru gidelim mi? Gidelim efendim. Buradan şöyle bir Hüseyin abi, buranın klibinde şu balonları da verelim. Güzel bir Pamukkale gün batımı bulursak gün batımı. Ondan sonra sadece burayı bu alanla kısıtlı sanmayın. Hierapolis, Kleopatra havuzu, daha gezecek çok yerimiz var.